Merhabalar değerli arkadaşım. Bakalım bu soruda bizden neler istenmiş? Yaşamın her alanında elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Artan dünya nüfusu, enerji gereksinimini artıran ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji enerji ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Bu değişim günümüzde birçok farklı enerji türünden elektrik enerjisi üretilmesini gerekli kılmaktadır deniliyor. Evet, şu ana kadar bildiğimiz şeyler. Bakalım bizden ne isteniyor? Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen enerji dönüşümlerinin gerçekleştiği tesisler arasında yer almaz deniliyor. Peki kardeşim, kolay bir soruyla karşılaştık. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem tabii ki bu verilenler arasında ne olacaktır? Güneş paneli ve ona güle güle diyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Sıcak su kaynaklarını elektrik enerjisine çeviren tesislere biz jeotermal tesisler diyoruz. Ve o da öldü. Devam edelim. Suyun potansiyel enerjisi elektrik enerjisine hidroelektrik enerji santrallerinde çevrilir. O da güle güle dedik. Peki fosil yakıtların elektrik enerjisine çevrildiği santraller termik santraller olduğuna göre bu sorumuzun doğru cevabı nükleer reaktörler olacaktır. Nükleer reaktörlerde de elektrik enerjisine dönüşüm var ama çekirdekteki bağ enerjisinden o dönüşüm gerçekleştiriliyor. Ve sorumuzun doğru cevabı deniz ışıkı olacaktır. Selamlar sevgili arkadaşım. Hemen başlayalım. Enerji kaynakları farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Maliyet, erişebilirlik, üretim kolaylığı, çevre etkisi gibi birçok faktör bakımından enerji kaynakları birbirinden ayrılabilir. Yenilenebilir bir enerji kaynağının bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İlk özelliği verimliliği mevsime ve bölgeye göre farklılık gösterir. Şimdi değerli arkadaşım burada mesela biyokütle enerjisi ilk dikkatimi çeken mevsime ve bölgeye göre farklılık gösterme özelliğinden hani çok fazla da taşıdığını söyleyemeyiz. Mesela bunu eleyebiliriz. Kurma ve işletme maliyeti diğer birçok enerji türünün kurma ve işletme maliyetinden azdır deniyor. Şimdi bu nokta, bu özellik beni sanki güneş enerjisine doğru yaklaştırıyor. Çünkü diğer verilen 4 enerji türünün kurma ve işletme maliyetinden daha az bir maliyete sahip olduğunu çoğunlukla söyleyebiliriz. Bakalım devam edelim yine. Fotovoltaik sistem teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak verimliliği giderek artmaktadır olayı zaten. Olayı bitiriyor, tamamen netleştiriyor kafamızdaki düşünceyi. O da bize neyi gösteriyor? Güneş enerjisi sistemini gösteriyor. Çünkü fotovoltaik sistem zaten güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren güneş panellerinde kullanılan sistemdir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Selamlar herkese. Şekildeki hidroelektrik santrali için yargılarından hangileri doğrudur denmiş değerli arkadaşım. Birinci öncülümüzde barajda biriken suyun baraj kanalının çıkışına göre potansiyel enerjisi vardır diyor. Evet, barajın oluşturduğu sette biriken suyun barajın çıkışına göre bir potansiyel enerjisi olmak durumunda ki kapak açıldığı zaman kanal içerisinde ilerleyen su potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü vasıtasıyla türbinleri çeviriyor. Dolayısıyla birinci ifademiz tabii ki doğru. Yenilenebilir bir enerji kaynağı kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi noktası doğrudur tabii. Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji ile elektrik enerjisi üretmektedir. Hemen 3'e bakalım. Barajda kinetik enerji, potansiyel enerji, elektrik enerjisi sıralamasıyla enerji dönüşümü mü gerçekleşir yoksa bakın suyun potansiyel enerjisi önce kinetik enerjiye dönüşüyor. Evet, oluşan kinetik enerji tabii türbinlerin dönmesiyle birlikte jeneratörde güç üretilmesini sağlıyor. Dolayısıyla buradaki dönüşüm potansiyel, kinetik, elektrik şeklinde olmalıydı. Evet, üçüncü maddemize güle güle dedik ve sorumuzun doğru cevabı tabii ki 1 ve 2 olacaktır. Merhabalar herkese. Bu soruda farklı enerji türlerinin dünya elektrik enerjisine 2000, 2013 ve 2020 yıllarında yaptıkları katkı ve 2040 yılında yapması planlanan katkıyı gösteren grafik verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğru deniliyor? 2040 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan enerji miktarı artacağından elektrik enerjisi üretilirken doğaya verilen karbon salınımı zararı azalacaktır denilmiş. Peki değerli arkadaşım hemen dikkat edelim. Burada yenilenebilir enerji olarak hidrolik enerjinin yani maviyle gösterilen
enerjine zamanla artış gösterdiğini, diğer taraftan yeşil ile gösterilen diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanımının zamanla artacağını sonuç olarak çıkartabiliyoruz. Ancak bize burada bakın dikkat edin ne ifade edilmiş? Karbon salınımı zamanla azalacaktır denilmiş. Peki karbon salınımını sağlayan ne olacak? Fosil yakıtlar olacak. Dolayısıyla burada biz nelere dikkat edeceğiz? Kömür, petrol ve doğalgaza dikkat edeceğiz. Bunların toplamda kullanım miktarlarının da yine artış göstereceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Bakın siyahla gösterilen petrol, turuncuyla gösterilen doğalgaz kullanımının da zamanla artış göstereceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla karbon salınımının azalacağından bu anlamda bahsedebilmek çok mümkün değil. Dolayısıyla birinci ifade üzerine çizdik. Hemen gelelim ikiye. Tüm enerji türlerinden üretilen elektrik enerjisinin artması planlanmaktadır deniliyor. Değerli arkadaşım burada dikkat et. Koyu mavi ile gösterilen petrolün 2040 yılında kullanım miktarının azalacağı öngörülmektedir. Çünkü petrol 2040 yılına kadar rezervlerinin çok çok azalacağı planlanmaktadır, hesap edilmektedir. Dolayısıyla bu ifademiz de hatalı. Dünyanın elektrik enerjisi ihtiyacının 2040 yılına kadar sürekli artacağı öngörülmektedir. Bakın toplamda bu enerji kaynaklarıyla sağlanan elektrik enerjisi üretiminin artacağını grafiklerden söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 olacaktır. Selamlar sevgili genç arkadaşım. Bu soruda bir öğrenci yenilenebilir, yenilenemez enerji tablosunu şekildeki gibi doldurmuş. Buna göre öğrenci tabloda aşağıda verilen enerji türlerinden hangisinin sınıflamasını yanlış yapmıştır diye soruluyor. Evet, siz öğrencilerin deyimiyle oldukça kek bir soruyla karşılaştık. Dalga enerjisi tabii ki yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi yine yenilenebilir enerji kaynakları arasında. Biyokütle enerjisi de tabii ki yine yenilenebilir enerji kaynakları arasında. Nükleer enerji yenilenemez. Jeotermal enerji ise yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Öyleyse değerli arkadaşım bu sorumuzun doğru cevabı tabii ki biyokütle enerjisi olacak ve sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkındadır. Selamlar herkese. Bu soruda verim ile ilgili yargılarından hangileri doğru diye sorulmuş. Değerli arkadaşım öncelikle burada verim kavramını hatırlamakta fayda var. Verim bir sistemden veya bir makineden amaç doğrultusunda elde edilen enerjinin bu sistemin veya makinenin çalışması için verilen enerjiye oranıdır. Dolayısıyla burada verim ifadesi hiçbir zaman %100 olamaz. Çünkü sürtünmelerden ve ağırlıklardan dolayı bu makineler içerisinde, sistemler içerisinde tabii ki belli miktarlarda kayıplar yaşanacaktır. Bu da verimin %100 olmasını engeller. Hemen öyleyse değerlendirmelerimize devam edelim. Enerji dönüşümünün oran olarak amaç doğrultusunda gerçekleşen kısmına tabii ki verim denir. Verimi %100 olan makineler olamaz. Sürtünmesi artan makinelerin verimi azalır tabii ki, çünkü sürtünmenin artmasıyla birlikte amaca yönelik üretilen enerjide azalma görülür. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacaktır. Merhabalar herkese. Bu soruda aşağıdaki grafikler 1 yıl içinde 5 farklı yerdeki ortalama rüzgar hızını göstermektedir deniliyor. Buna göre rüzgar hızının yıl içindeki değişimi değerlendirildiğinde aşağıdaki grafiklerden hangisindeki yere rüzgar türbini kurmak diğerlerine göre daha uygundur? Şimdi değerli arkadaşım öncelikle buradaki ilk değişken rüzgar hızıdır. Dolayısıyla rüzgar türbini kurulacak bölgede rüzgar hızının oldukça fazla yoğun rüzgar alan bir bölge olması gerekiyor ki buradan hemen C şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Diğerlerine nazaran daha az rüzgar alan bir bölge olduğunu görüyoruz. Ve yıl içerisindeki hem yoğun rüzgar alması hem de mevsimlere göre rüzgar hızında çok fazla bir değişiklik gözlenmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu soru için doğru cevabımız burası olacak. Çünkü diğer şıklardaki rüzgar hızı yıl içerisinde çok fazla dalgalanmalar yaşıyor. Selamlar, bu sorumuzda aşağıdaki enerji türlerinden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir diye bize sorulmuş. Güneş yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Aynı şekilde dalga enerjisi yenilenebilir. Hidrojen enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi de öyle, ancak nükleer enerji
yenilenemez enerji kaynakları içerisindedir. Dolayısıyla doğru cevabımız deniz ışıkı olacak. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda nükleer enerji santrallerinde enerji kaynağı zenginleştirilmiş uranyumdur diyor. Nükleer enerji üretimi sırasında kararsız uranyum çekirdeklerinin bölünerek enerji üretilmesi sağlanır. Buna göre nükleer enerji santrallerinde başlayıp evlerde kullandığımız enerjiye kadar uzanan dönüşüm sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir diyor. Peki kardeşim hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Öncelikle burada başlangıç aşaması olarak kararsız uranyum çekirdeklerinin bölünmesiyle üretilen ısı enerjisi söz konusu. Dolayısıyla başlangıç bir nolu aşamada ne var? Çekirdekteki bağ enerjisi var. Peki bu neye dönüştürüldü? Isı enerjisine dönüştürüldü. Su kızgın buhar haline getirildi ve bu aşamada ikinci sıralamada ne yer alacak? Isı enerjisi yer alacak. Ve daha sonra değerli arkadaşım buradaki buhar, oluşturulan kızgın buhar türbinleri çevirecek. Dolayısıyla 3 numaradaki enerjimiz mekanik enerji, türbinlerin çevrilmesiyle jeneratörde de elektrik enerjisi üretilecek. Evet, bu sıralamayla biz elektrik enerjisini üreteceğiz ve burada bize doğru sıralama Edirne şıkkında verilmiştir. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda bir güneş enerji sistemi şeması görüyoruz ve bu sistemde enerji dönüşümlerinin sıralaması bizden isteniyor. Hemen bakalım. Öncelikle güneş kolektörleriyle güneş enerjisi topluyoruz. Dolayısıyla birinci aşamada neyimiz var? Güneş enerjimiz var. Peki bu güneş enerjisinde sağlanan ısı enerjisi buradaki suyu ısıtıyor ve dolayısıyla ikinci sırada ısı enerjimiz var. Isınan suyla elde edilen buhar, yüksek basınçlı buhar türbinleri çeviriyor ve mekanik enerji oluşumuna neden oluyor. Hemen 3 numaraya mekanik enerjiyi koyduk. En son aşamada jeneratörde elektrik enerjisi üretiliyor. 4'te de elektrik enerjisi var ve dolayısıyla değerli kardeşim buradaki sıralama bize C şıkkında sunulmuş.